Günaydın sevgili izleyiciler, iyi sabahlar diliyoruz. 5 Ocak 2006 Perşembe tarihindeyiz. Saatlerimiz sabah 10 çeyrek ve canlı yayındayız. Konuğumuz yardımcı doçent doktor Masum Türker sevgili izleyiciler. İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi, kimliği bir başka şekilde bu şekilde açıkladık ama DSP Genel Başkan Yardımcısı ve 57. hükümette değil mi Masum Bey? Evet. Ekonomiden sorumlu devlet bakanıydınız. Tekrar iyi sabahlar diliyorum. Hoş geldiniz. İyi sabahlar. Şimdi sizle konuşacağımız konular gündem çıksın diye başlıkları bir paylaşmak istiyorum. Sevgili seyirciler, ilk gazetelerimde Hürriyet ve Hürriyet'in manşeti maalesef kuş gribi çıktı diyor. Önemli bir manşet, tarihi bir manşet Türkiye için. Güneydoğu Asya dışında ilk ölümlü vaka diyor başlık ve korkulan oldu. Doğu Beyazıt'ta 14 yaşındaki Mehmet Ali Koç Yiğit'in kuş gribinden öldüğü açıklandı. Türkiye şokta diyor Hürriyet ve 9 üstüne manşet, sür manşet kullanmış. Gece 23'te bakan açıkladı diyor üst başlık. İlk gün kuş gribi şüphelerini yalanlayan Sağlık Bakanı Recep Akdağ dün gece 23'te Türkiye'nin yüreğini ağzına getiren açıklamayı yaptı. Doğu Beyazıt'taki kuşkulu ölümün nedeni kuş gribi. Haber devam ediyor. Mehmet Ali toprağa verildi diyor üst başlık. İki referans laboratuvarından gelen sonuçlar ülkede şok yarattı. Kuş gribinden öldüğü doğrulanan 14 yaşındaki Mehmet Ali Koç Yiğit dün toprağa verildi. Koç Yiğitlerin kızları Fatma da komada diyor gazete. Ve gazetenin baskıya verildiği saatlerden sonra sevgili izleyiciler aldığımız haber o ki maalesef kız kardeşi de Fatma da vefat etti. Şu an Türkiye'de 2 sayısına ulaştı kuş gribinden vefat eden. Hastanede tam 9 vaka var. Van Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde 9 vaka olduğu bildirildi. Bakan Akdağ bütün ülke için yeterli ilaç stoğunun bulunduğunu belirtirken hastalıklı kanatlıların istedi diyor haber. Ve hemen devamında inanılmaz gaflet diyor sevgili seyirciler. Hürriyet ilk gün Doğu Beyazıt'taki vakayı kuş gribinde öldüren şüphe manşetiyle duyurmuştu. Ancak Sağlık Bakanlığı yalanlamada bulunmuş, Koç Yiğit kardeşlerin zatürre olduğu belirilmişti. Hükümet sözcüsü Cemil Çiçek ise kuş gribi şüphesi açıklaması yapan kamu görevlilerini işgüzarlıkla suçlamıştı. Felaket senaryosu haberin son alt başlığı, Dünya Sağlık Örgütü uzmanları kuş gribi virüsünün insanda görülen grip virüsüyle birleşmesi halinde 150 milyon kişinin ölebileceğine dikkati çekti. Örgüt dün Türkiye'deki vakanın H5N1 virüsünden kaynaklandığını bildirmiş sevgili seyirciler. Ve hemen altında enteresan bir haber kısaca verelim. Baykal'a barışma mektubu diyor. Şarkıcı Bülent Ersoy 12 Eylül döneminde sahne yasağının kaldırılması için kendisinden para istediğini ileri sürdüğü ve mahkemelik olduğu Deniz Baykal'a randevu mektubu yazdı. Ersoy, "Sayın Genel Başkanım, zat-ı alinizi ziyaret etmek istiyorum." demiş mektubunda sevgili seyirciler. Hemen altta bir haber. "Yanlış yapsak öldürülecektik." diyor. Kokpitepe'de enterne edilen Amerikalı albay konuştu. "Yanlış bir şey yapsaydık öldürüleceğimizi biliyorduk." demiş. Bölge Irak toprağıydı. "Türk Silahlı Kuvvetlerini iyi bildiğim için hiç korkmadım. Hem Türkçem var hem adetinizi biliyorum. Ben oraya irtibat subayı olarak gittim ve biri beni dost olarak kabul etti. Zaten bölge zor bölge." demiş sevgili seyirciler. Ve son kısa başlığımız Hürriyet'ten "Kapkaç ve göç masaya yatırıldı" deniliyor. Başbakan Erdoğan başkanlığındaki zirvede metropollerin korkulu rüyası kapkaç vakaları ile iç göç ele alınmış. Hemen geçiyoruz Milliyet gazetesine. Milliyet gazetesi bugünkü haberlerinde hukuka ve kendi başlattığı haberlere fikri takip yapmış. Bunlardan bir tanesi bakanlık devrede diyor. Başsavcıya tepki var üst başlığında kullanmış haberi Milliyet. Oğlunun çete kurmaktan tutuklu olan ortağını ve babasını serbest bırakan Beyoğlu Başsavcısı için Adalet Bakanlığı harekete geçti. Çete kurarak adam öldürmek suçundan tutuklanan Ahmet Hilmi Çevik ile babası Turan Çevik'i serbest bırakan Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Canpolat hakkında Adalet Bakanlığı inceleme başlattı. Bakanlık inceleme sonucu müfettiş görevlendirip görevlendirmeyeceğini kararına bağlayacak diyor sevgili izleyiciler. Ve Başsavcı Ünal Canpolat'ın fotoğrafını yayımlamış Milliyet. Ve bir başka haber, manşet: Sağlık Bakanı Recep Akdağ açıkladı, ölen çocuk kuş gribiydi. Van'da zatürre tedavisi görürken ölen 14 yaşındaki Mehmet Ali Koç Yiğit'in kuş gribi kurbanı olduğu anlaşıldı diyor sevgili izleyiciler. Demek ki bu süre içerisinde maalesef çocuğa, delikanlıya da
yanlış tedavi uygulandı, zatürre tedavisi uygulandı. Ve yanında bir haber, en pahalı doğalgazı Türkiye alıyor, Gazprom açıkladı. BOTAŞ sallandı diyor. Bir nevi devre sırrıydı sevgili izleyiciler. Açığa çıktı. Türkiye'nin Rusya'dan en pahalı doğalgaz alan iki ülkeden biri olduğu ortaya çıktı. Avrupa ülkelerinin 1000 metreküpüne 135 dolar ödediği doğalgaza Türkiye 245 dolar ödüyor. Gazprom'un devlet sırrı gibi saklanan fiyat açıklaması BOTAŞ'ı zora soktu. BOTAŞ Kasım 2003'te itirazlara rağmen Rusya'nın dayatmasıyla petrol fiyatını endeksli tarifeyi kabul etmişti diyor sevgili izleyiciler. Kısa iki haber var. Siyasi sorumluluk gündem getirecek diyor. AK Partili Ertuğrul Yalçınbayır kaçakçılıktan yargılanan bir kişiye free shop açma izni verilmesini çok sert eleştirdi. Bakan Tüzmen'i işaret eden Yalçınbayır siyasi sorumluluk gündeme gelecek diyor. Bu işin sonu sayın sevgili izleyiciler bakana Tüzmen'e dayandı. Hemen yanında Mumcu'nun bir açıklaması var. İhaledeki fesat ortaya çıktı şeklinde muhalefet Ulaştırma Bakanlığı'nın Galata Port ihalesindeki ödemelerin değiştirilmesi isteğini skandal diye nitelendirdi. ANAP lideri Mumcu ihaleye fesat karıştırıldığının itirafı şeklinde açıklama yapmış sevgili izleyiciler. Ve bir adalet haberi daha Milliyet'te yer alıyor. Zaman aşımını inceleme denilmiş. Adnan Hoca olarak tanınan Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 35 sanıklı dava 5 yılda 10 mahkeme değiştirdi. Oktar'ın avukatları sürekli reddi hakim talebinde bulundular ve dava zaman aşımına uğradı. Bu gelişmenin yarattığı rahatsızlığın ardından Adalet Bakanlığı olaya el koydu. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü İstanbul Başsavcılığından dava ile ilgili detaylı bilgi istemiş sevgili izleyiciler. Ve son iki haberimiz Milliyet'ten Yaşar Kemal'den bildiri tepkisi diyor Meral Tamer'in yazısı. Öyle de ayıp, böyle de ayıp haberin başlığı. Oral Çalışlar Yaşar Kemal'i arayıp rektör aşkının adının en baştan beri aydınlar bildirisinde yer almadığını söylemiş. Bunun üzerine Yaşar Kemal yine de ayıp etmişsiniz yanıtını vermiş. Dün görüştüğüm Kemal madem birileri rektör akıl etmiş sonrasından ilave etselerdi diyor Meral Tamer yazısında. Ve Milliyet'ten son haber sevgili seyirciler, İsrail Başbakanı Ariel Sharon dün gece geçirdiği ağır beyin kanaması sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Ameliyat alınan 77 yaşındaki Sharon'un bütün yetkileri yardımcısı Ehud Olmert'e devredildi deniliyor. Evet, iki ezeli rakipti sevgili seyirciler, Yasar Arafat ve Sharon. Arafat'ı kaybettik. Sharon'un da böyle bir hayati problemi var gazetenin haber detayına göre. Ve geçiyoruz Sabah gazetesine. Resmen kuş gribi sevgili izleyiciler, benzeri bir manşet Sabah'ta var. Sağlık Bakanı Akdağ Ağrılı Ali'nin kuş gribinden öldüğünü açıkladı. Aynı virüsü taşıyan Fatma'nın durumu ise kritik, tekrar aktaralım. Maalesef Fatma da kardeşi de hayatını kaybetti. Gazeteler baskıya verildikten sonra çıkan bir gelişme sevgili izleyiciler. 14 kişi tedavi altında bir alt başlık. Van'da kuş gribinden 9 Doğu Beyazıt'ta tedavi görüyor. Şüpheli 5 kardeşin de Van'a bugün ulaşması bekleniyor. Kuş gribinden ölen Ali'nin kireçlenen cesedi 2 metre kazılan mezara defnedilmiş. Ve Sabah'ın manşeti bugün iyi gazlamışlar diyor sevgili izleyiciler. Türkiye en ucuz gazı biz alıyoruz dedi. Rus tarafının cevabı gecikmedi. 260 dolardan satıyoruz. Bu en pahalı gaz fiyatı diyor Sabah. Ve yukarıdan aşağıya açıklamalar verilmiş. Sevgili izleyiciler, Türkiye 260, Avusturya 260, Almanya 255, Avrupa Birliği ortalaması 240, Polonya 200, Batı ülkeleri 180, Moldova 180, Ukrayna 160, Gürcistan 110, Ermenistan 110 ve Beyaz Rusya 110 dolar ödüyor 1 metreküpüne. Ve Türkiye en pahalı Gazprom'dan doğal gaz alan ülke sevgili seyirciler. Ve bir başkası Olay Albay Sabah'a konuştu. Soyulmadım, soyundum demiş Albay Rollinson. Türk subay bana kibar davrandı. Tepeye tırmanırken terlediğim için üstümü çıkardım demiş. Halbuki dünkü açıklamasında soyunmadım ya da soyulmamıştım demişti sevgili seyirciler. Ve haberin devamında şarjör jesti yaptım diyor. Beni karşılayan Türk subay çok kibardı. Kamplarına girerken tabancamı teslim etmek istedim. Kabul etmediler. Ben de jest olsun diye şarjörü çıkardım. Ne soyuldum ne tir tir titredim. Terleyince üzerindekileri çıkardım. İsmimin PKK ile anılması beni üzdü demiş sevgili izleyiciler Olay Albay. Ve türban sarsar dedi, AK Parti'yi karıştırdı. Sabahtan sizlerle paylaşacağımız son haber. Emine Hanım Çankaya'ya türbanla çıkamaz diyen Dülger'in ifadesi alınacak. Mehmet Dülger'in Emine Erdoğan Çankaya Köşkü'ne çıkarsa başını açmalı şeklinde Sabah'a yaptığı açıklama tartışma yarattı. Meclis Başkanı Arınç, Sayın Dülger niçin bu konuşmayı yaptı doğrusu merak etmiyorum. AK Parti Genel Başkan Vekili Fırat'ın açıklaması şu şekilde:
çağırıp hesabını soracağız demiş sevgili seyirciler. Bu arada meclis başkanı AK Parti kimliğini bırakmıştı ama bazen açıklamaları o kimliği çok da bırakmadığını sanki gösteriyor gibi. Ve son gazete Forum, Diplomatik gazetesinde forumdaki başlık evlendiler, Citi grubu geçtiler diyor. Bank of Tokyo ve Mitsubishi UFJ'in dün birleşerek 1.6 trilyon dolarlık aktif varlığıyla Amerika merkezli Citi grubu geride bırakarak dünyanın en büyük bankası konumuna yükseldiği belirtilmiş. Hemen altında İstanbulluları çok yakından ilgilendirecek önemli bir haber var. Köprülerdeki gişeler kalkacak gibi diyor başlık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, köprülerdeki gişelerin kaldırılmasını çoktan istediklerini söyleyerek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuya olumlu baktığını bildirmiş. Hemen altında yine bir İstanbul haberi var. Yine önemli bir haber. Taksim Kabataş metrosu hazır sevgili izleyiciler. Temeli 27 Eylül 2003 yılında atılan 640 metre uzunluğundaki Taksim Kabataş Fünkiler hattında deneme seferleri bugün başlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından başlatılacak deneme seferleri yaklaşık 2 ay sürecek ve sistem önümüzdeki ay içinde hizmete girecek diyor. Ve son haber Türkiye'yi de ilgilendiren bir haber sevgili seyirciler. Arjantin'den Türkiye'ye ders diyor başlık. Tüm borcunu ödedi, 1 milyar dolar kazandı. Brezilya ve Türkiye'den sonra IMF'e en borçlu 3. ülke konumundaki Arjantin, IMF'ye olan 9.8 milyar dolarlık borcunu tümüyle ödedi. Arjantin erken ödemeyle 1 milyar dolarlık faiz tasarrufu sağlayacak diyor sevgili izleyiciler Forum Gazetesi. Evet, sağlık bakanım. Hoş geldiniz tekrar. Sağ olun, hoş bulduk. Bugün başlıklar oldukça yoğun, haberler yoğun. Sizle de bazılarını paylaşacağız. Ben ilk etapta sormak istiyorum. Enteresandır. Hükümetin dün bir açıklaması vardı. Bu kuş gribi konusu. Güneydoğu Asya dışında ilk ölümlü vaka diye Hürriyet bugün sürmanşet kullanmış. Çok enteresan ki kuş gribi açıklaması yapan bakanlık yetkililerini işgüzarlık olarak suçluyor ve yönlendiriyor Sayın Bakan. Arkasından da bir gün sonra açıklama çıkıyor. Kuş gribi. Hükümetteydiniz. Şunu sorabilir miyim? Belki birebir sizin konunuz değil. Belki hükümet sözcüsüydünüz, değildiniz ama bu tür açıklamalar hakikaten çok önemli, hassas. Yani sağlıktan bahsediyoruz. Eğer griple birleşirse 150 milyon kişinin vefatı söz konusu olabilir deniyor. Bir satır konuşabilir miyiz? Ya bu bir devlet ciddiyeti midir? Biraz daha bu işler ciddiye mi alındı? Şimdi bu gayri ciddi bir durum. Bana göre şu anda parlamentoda ilk önce Sayın Arınç'ın bir kendi kendisiyle hesaplaşması gerekir. Hatırlarsanız ilk kuş gribi gündeme geldiği gün parlamentoda biz tavuk yiyoruz şeklinde, evet, yalnız tavuk sektörüne, tavukçuluk sektörüne selam gönderildi. Oysa bu doğru değil. Hı hı. Yapılmaması gereken bir davranıştı ve devlet adamı ile siyaset adamı ciddiyetine yakışmayan duruşlardır. Aynı durumu şu anda bana göre hem Sağlık Bakanı hem Tarım Bakanı sergiliyor. Böyle bir durumda bir kere çok konuşmamaları gerekir. Hı hı. Haddinden fazla konuşuyorlar. Konuşmaların nedeni de yapacak işleri yok ya da yapacak işlerini planlayamıyorlar, anlamıyorlar. Şey mi geliyor, çok para aramsız, çok laf yalansız olmaz mı? Onun gibi. Bakın mesela buradaki gazetelerde gündeme çıkmamış ama Cumhuriyet Gazetesi'nde öne çıkarılmış. Ölen çocuk Mehmet Ali götürülürken Van 100 yıl hastanesinde gerekli olan ilaç 2 günde gelmiş. Hı hı. Şimdi kuş gribinin, virüsünün konuşulduğu bir dönemde devlet ciddiyeti taşıyan her bakan, hı hı, doktor olmasına gerek yok, kanatlıların yetiştirildiği her bölgede en azından hazır bulundurması gerekir bu gerekli aşıyı ve ilacı. Şimdi bunun yerine olmadı, bitmedi deniyor. Aslında buradaki haber manşete çıktıktan sonra şu saatlerde dünyadaki bütün ilgililerin masasında tercümesi konmuştur. Kendi dillerinde, Polonya ise Polonca'da, Macarca ya da İngiltere'de, Amerika'da İngilizce olarak tercümesi konulmuştur. Ve Türkiye'ye bakış yalnız tavukçuluk sektörüyle ilgili değil, diğer bizden satın alınmak istenen bütün gıda sektörüyle ilgilidir. Bu ya ihracatı da problem yaratacak özellikle gıda. Zaten ürünlerinde ihracatımız yok gibi. Yani Türkiye ilk defa bu yıl mercimek ithal etmiş bir ülkedir. Evet. Yani biz eğer mercimeği ithal ediyorsak, eğer çok övündüğümüz
gümüş yapımcılığımızı, Türkiye'de sattığımız gümüş takıların önemli bir kısmını Tayland'dan getiriyorsak, ihracat rakamlarına da şüpheyle bakmak lazım. İthalat rakamlarına da şüpheyle bakmak lazım. O bakımdan buradaki ilk haber bana göre şu anda başbakanın her işini bırakıp tek bu noktaya odaklanması gerekir. Bu konuda ikili iki bakanlığı yanına alması gerekir. Tarım Bakanı ve Sağlık Bakanı. Sağlık Bakanı'nı ilgisi yok gibi gözükmekle birlikte, hı hı, Türkiye'de tanıtımdan hangi bakan sorumluysa, evet, o bakanı yanına almalı. Bu konuda önlem almalı. Çok çabuk medyayı gerçekten inanılır bir kişinin aracılığıyla aydınlatmaları gerekir. Yani evet, danışmanlarıyla, hı, zaman zaman kendisini savunanlarla değil. Evet, bakın. Tekrar belirtelim, özür dilerim. Güneydoğu Asya dışında ilk ölümlü vaka deniyor. Bu hakikaten çok çok önemli. Ve Allah korusun büyümesi de muhtemel hastalığın olabilir. Hastalığın çıkış yeri de önemli. Hı hı. Hastanın çıkış yeri. Doğu Beyazıt. Son 3 ayda bu Doğu Beyazıt'taki tedavi yapması gereken Van civarında. Hı hı. Hastalığın çıkış yeri Sağlık Bakanı'nın seçim çevresine yakın yerde. Sağlık Bakanı Erzurum milletvekili. Evet. Yani kendi bölgesine, kendi civarına bile bu konuda sahip çıkamayanların şu anda derhal görevden istifa etmeleri gerekir. Bu arada Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörü Yücel Aşkın'a bu kadar ilgi ve alakası, özür dilerim, ilgi ve alaka aynı kelime, ilgisi var hükümetin. Aynı ilgiyi biz kuş gribine gösterirler. Gösteremezlerdi. Bakın mesela kimse medyadaki haberleri test etmiyor ama da bizi dinleyenlerin bilgisine sunmak istiyorum. Sayın Aşkın'ın tahliye edildiği gün Sayın Milli Eğitim Bakanı da Van'a gitti. Van'da açıklama yapıyor. Beni fişleyen adamla işim yok. Böyle kötü laflar söylüyor. Faşistçi ama bir şeydir. Ama bir şey unutuyor. Van rektörünün atandığı yıl Sayın Milli Eğitim Bakanı milletvekili seçilmişti. Milletvekiliyken bir fişlemiş onu. Evet. Yani burada muhakkak bir husumet yaratmak için, bir şey yaratmak için Türkiye'de aydınlık, Türkiye'de geleceği kucaklamak isteyen, vizyonu olan insanları çağdaşı, devre dışı bırakıp çağ dışılığı getirenleri, yetersizleri öne getirmenin bedelini ödüyoruz. Yani kuş gribi eğer deşilirse şu anda gerek Sağlık Bakanlığı'nda gerek Tarım Bakanlığı'ndaki ihmaller mi çıkacak? Yanlış kadrolaşmanın yarattığı ihmaller olacak. Bakın yalnız ihmal tek başına değil. Yanlış kadrolaşmanın, yani hak edene değil, layık olana değil, eşe dosta yakına iş bulma, onu göreve atama olgusundan kaynaklanıyor. Hı hı. Şimdi bir de başka bir şey var. Maalesef ben onları izlerken üzülüyorum. Onun için hep kesin Sayın Bülent Ecevit'in hayat hikayesini izlemesinde fayda var. Ömründe bir gazeteciye dava açmadı. Evet. Ben bakanlık yaptım daha ilk gün. Benim çok iyi bildiğim arkadaşlarım hakkında yazı yazdılar. Öfkelendim, sonra döndüm dedim ki ben size yazı da yazmayacağım. O gün de yazıyı bıraktım. Evet. Dava açmayı bile... Basındaki görevinizi mi bıraktınız anlamında söylüyorsunuz? Yani dergideki yazıyı bıraktım. Çünkü herkese yanıt verecek halim yok. Çünkü eğer kamunun malı olmuşsan senin hakkındaki her söyleyişe göz yumman lazım. Ve dönüp arkasını araştırman lazım. Çünkü durduk yerde çıkmadı. Şimdi burada yapılan haberler bence bu yıl dünyada Hürriyet Gazetesi'nin bu suçlamadan dolayı dünyada yılın gazetesi seçilmesi lazım. Evet. Niye? Çünkü ne yapmış ilgili hükümet sözcüsü bakan? Onları yanlış bir haber yapmaktan dolayı bakın işgüzarlıkla suşlamış. Evet. Şu anda medyanın gündeme getirdiğini hemen azalıyorlar. Neden? Çünkü bu aldıkları avansın süresi çok uzadı. Yani avans o kadar çok ki yaptıkları her şeyi pardon onu demek istemedi. İşte başbakanın İzmir için yakıştırdığı söyleyemediğimiz kelimeyi, evet, onun adına açıklama getirirken profesyonel danışmanı onu kastetmedi. İzmir'in solun kalesi olduğunu kastetti. Hı hı. Yani demek ki o İzmir'e yapıştırılan laf yavurucuları mı? Açık açık yani demek istemiyorum. Evet. Çünkü düşmanın Akdeniz'e döküldüğü yeri, Ege'ye döküldüğü yeri, hı hı, nasıl gavur diyebiliriz? Yani hangi tiniyet, hangi düşünce gavur değer? Kurtuluş Savaşı'ndan sonra kurulan cumhuriyetin değerlerini reddedenlerdir. O değerlere inanmayanlar der. Hı hı. Yani ulusal duruşu olmayanlar der.
ulusalcı olmayanlar der. Ulusal çıkanları ikinci plana atanlar der. İşte ben şöyle söyleyeyim. Şu anda Sayın Cumhur Ersümer ve Zeki Çakan yargılanıyorlar. Aslında onun dönemindeki fiyatlar bu kadar değil. Orada çok önemli bir ayrıntı okudunuz biraz evvel manşette. Evet. Kasım ayında zorlamış, petrol endeksine geçilmiş demiş. Aslında başarı gibi söyleniyor. Yani rakam düşürmüş 10 dolar ama böyle bir şey. Petrol endeksini kazık etti. Sözleşme değiştikten sonra Türkiye'nin doğal gaz maliyeti artmıştır. Burada da kandırma var o zaman. Tabii. Artı barter'la olan antlaşma değişmiştir. Hı. Mal mukabil yani fiyatların evet. biraz yüksek oluşu eski Sovyetler Birliği ile yapılan antlaşmaların devamı gibi görmek lazım. Eskiden Sovyetler Birliği barter, takas usulü Hı. dış ticaretini yapardı. Tabii ilk gelirken hükümet fotoğrafı çekmeden kendisinin önüne konulmuş fotoğrafı uyguladı ve birilerini zengin etti. Hı. Yalnız 58. hükümetten 59. hükümete geçilen dönemde Abdullah Gül'den Tayyip Erdoğan'a Adana geçilen o dönemde yani devraldıktan Hı. sonra benden devraldıktan sonra hazineyi öyle diyeyim. O dönemden Nisan ayına kadar Türkiye'nin benim hesabıma göre uğratıldığı zarar 18 milyar dolar. Sonradan hazine bir yıl turizm gelirinden daha fazla. Hayır tabii daha fazla ve bu yalnız faiz farklılaştırmasından ve kur farklılaştırılmasından Türkiye'nin uğradığı zarardı. Bunu da hazine, artık o kadar çok ben televizyonlarda söyledim ki sonra bir şey daha söyleyeyim. Şimdi söylüyorum belki bir daha beni çağırmamanız istenir size de. Yok böyle bir şey istenmez. Hayır rufailer evet. girer. Evet. O günden sonra uzun bir süre televizyonlara çağrılmamak üzere ben daha ayrılmadan o televizyona telefon geldi. Programda da Sayın Murat Sökmenoğlu ile yapıyorduk beraber. Yani esas organize eden Sayın Sökmenoğlu'ydu. Ben bir de Korkut Özal Bey vardı. 18 milyar doları o kadar dile getirdim ki hazine eğer mektuplar hala duruyorsa sitede isim belirtmeden açıklama yapmak zorunda kaldı ki kaybedilen değer 12 milyar dolardı. Hadi ben 18 milyar dolardan vazgeçtim. 6 milyar dolar yanlış hesap yaptım. 12 milyar doları daha İlk acemiliğinin bedeli mi? Hayır. İktidara geldiği anda belli bir yere servet transferinin bedelidir bu. Ve bunu hesabını... Yani cehalet mi? Özür dilerim. Cehalet olarak mı, kötüye kullanım olarak mı bahsediyorsunuz? Hayır. Kötüye ve kullanım artı cehalet. İkisi bir, bir arada. Yani hadi 1 milyar dolara kadar cehalet, 2 milyar, 3 milyar, 4 milyar dolar da olur mu? Ve açılsın bakılsın benim bıraktığım dönemden sonraki IMF'in hazırladığı gözden geçirme mektubunda özellikle ileride AKP'nin döneminin hesabı sorulması için hı hı. benden devralan tarihin sütunu ayrıdır. Ondan sonraki tarihin sütunu ayrıdır. Aynen. Yani ilk defa bir niyet mektubunun gözden geçirme raporunda iki sütun yan yana konmuştur. Hı hı. Bunları manidar karşılamak lazım. Yani belli bir yerde şu anda kuş gribinden çıktık. Bugün Türkiye'de satılacak tekstil ürünleri de artık tehlikeye girer. Hı hı. Çünkü bunları acaba üretimde kullananlar virüsün yapıldığı için yayılmış mıdır diye dışarıda bir anti propaganda başlayacaktır. Zaten fırsat Türkiye, bekleyenler var. Rekabet ettiğiniz ülkeler içerisinde. Tabii, yani Türkiye'nin yalnızlaştırılması konusunda maalesef hükümet şu anda artık kendi çapını aşmış, meseleleri çözemeyecek noktaya gelmiştir. Peki bir takım rakamlar var. İsterseniz hemen zaman çabuk geçiyor. Rakamlar deyince yine ekonomi konuşacağız sizle. Türkiye ihracatta 22. sırada ve ithalatta 14. sırada. Bu arada rakamlar devam edersek 73 milyar dolar ihracat rekoru kırıldı diyoruz. Tüm yıllar itibariyle baktığınızda. İhracatın %85'i Masum Bey, sanayi ürünleri ve bir başka deyişle söylemekle gerekirse şu an Türkiye'deki nüfus itibariyle bakarsanız kişi başına ihracatta 1000 dolar deniyor. Yani ihracatta bir başarı var. Ortaya kanan tablo bu. Kağıt üzerinden mükemmel bir başarı. Yaşayın. Bir şey konuşalım. İhracatta tarımın payı 9.7 milyar. Evet. Sanayinin payı 62.2 milyar ve madenciliğin payı da 1.5 milyar dolar. Dolayısıyla toplam 70.4 milyara geliyor. Buradan şunu isterseniz konuşalım. Dün Emin Çayaşan'ın yazısıydı. Bütün basın buna endekslendi diyor. Çok büyük bir başarı. Herkes alkışlıyor. İşte 70
3 milyar doları aştık, ihracat yaptık. Fakat bir başka rekor daha var kırılan diyor. Olduğu gibi alıntı yapıyorum. 115 milyar dolarlık ithalat var. Ve aradaki rakama baktığınızda da yaklaşık 45 milyar dolarlık bir dış ticaret açığı var. Cari açığı birazdan konuşuruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü yine baktığınızda bu ithalat içerisinde lüks tüketim ürünleri var. Neden söylüyorum? Altını çizerek. Çünkü kriz yaşadığımız yıllar hatırlayın. 99 var, öncesi var, 94 ve 2001. İki büyük krizleri, 94'te 2001'de de ithalat içerisinde tüketim ürünlerinin payı büyük. Bu sefer o kadar çok değil deniyor. Bir yorumunuzu alabilir miyim? Şimdi önce bir şey söyleyeyim. Biraz evvel kağıt üzerinden mükemmel bir başarı dedim. İhracat 73 milyar dolar değil. Bir kere eğri oturup doğru konuşmak lazım. Birdenbire son ay nasıl arttı ihracat? Belli bir dengeyi tutturmak için. 7.4 milyar aralığın sadece Aralık ayının son aylarda birdenbire nasıl arttı? Araya çok tatillerin girdiği bir dönem. Evet. Mesela 1 milyar doları nereye ihraç ettiler? İhracatı yaptıkları ülkede Noel tatili, Christmas tatili dolayısıyla ithalatı yapacak oradaki, yani o ülkede. Kadro. İthalatın kadroları tatilde. Kime bunu yutturuyorlar? Bu ihracatın yapıldığına TİM'in üst düzeyindeki yöneticiler, Türkiye İhracatçılar Meclisi inanmıyor. Kutlamaya gittikleri zaman konuştum ben kendileriyle. Nasıl oldu biz de anlayamadık diyorlar. Hayali mi var? Hayali ihracat var. Kağıda dökülmemiş ithalat var Türkiye'den. Sayın Tüzmen'in son seyahatlerini incelesinler. Hangi ülkeye gittiyse ticaret dengesi tersine dönmüş. Eskiden Romanya'da dış ticaret açığı yok, dış ticaret fazlamız vardı. Şimdi biz Romanya'ya dış ticaret açığı veriyoruz. Çünkü ya ihracata gidip ithal mi ediyoruz? Efendim ihracata gitmiyor. Giderken insanlar, iş adamımız kolay para kazanmayı düşünüyor haklı olarak. Aa bu da güzelmiş, bu da güzelmiş diye satın alıyor, getiriyor. Burada satıyor. Yarın öbür gün İstanbul'da kar başlayacak. Eğer hele Kadıköy'de oturuyorsanız benim gibi, köprüye girmeden önce etrafınızda pembeli, mavili, yeşilli, cicili, bicili zincir satan, lastik zinciri satanlar türer. Ve hakikaten de içiniz çeker alırsınız. Hanımlarsa pembe alır, erkekse hadi biraz mavi alayım ya da filan derler. Yan tarafta da cicili bicili olmayan lastik satı, zincir satı, o biraz daha pahalı. Bunlar ucuz. Siz o cicili bicili lastik zincirini alıyorsunuz. Daha köprünün ortasındayken atıyor. O atan zincir Çin malı. Çin'den gelmiş. Buna karşılık o tecrübelenirseniz ikincisinde alacağınız zincir bizim Türkiye'de üretilen zincir. Atlı zincirin. Evet. Reklam da oldu ama evet. Hayır reklamı değil. Yani ulusal malımızı alırsanız evinize kadar gidebiliyorsunuz. Onları alırken 2-3 tane almanız gerekiyor. Bunlar Türkiye'ye nasıl girmiş? Kim ithal etmiş? Ne kadar zaman stoklama maliyetine katlanmışlar ki tam Aralık, Ocak, Şubat'ta piyasaya sürebilmek için 2-3 ay evvel Çin'den getirmeleri gerekir. Bunların akreditiflerinin açılması gerekir eğer resmi yolla girmişse. Bunların çoğunluğu ya fiyatı düşük gösterilmiştir ya da gayri resmi yoldan şu veya bu şekilden Türkiye'ye gelmiştir. Türkiye'de ithalata açık, ithalatla büyüyen bir ülke haline geldik. Ve bakın aldığımız her bir Çin malının zincirine, Çin işçisine para ödüyoruz. Almayı reddettiğimiz her Türk malının zincirinde ise belki bizim babamız, belki bizim çocuğumuz, belki bizim akrabamızın emeğinin bedelini ödemekten kaçınıyoruz. Çünkü Türk işçisi kazanınca o fabrikadan çıkan gidip esnaftan alışveriş yapacak, esnaf malı alacak, bir ticaret ve ekonomik döngü oluşmaya başlayacak. Ya da işsiz olan kişinin işsizlik süresini tabii, uzatmış oluyoruz tabii, tabii. Belki de. Şu anda övünülen şey, dikkat edin, fert başına ihracat yaptık. İyi ama bu ihracatın içindeki ithal oranı ne kadar? Nedir? Evet. En fazla da ihracatı otomotiv sektöründe yapmışız. Ama otomotiv sektöründeki ithalatımız ihracatımızın üstünde. Otomotiv ihracatındaki tarihi rekor deniyor. Yine 2005 yılı için masum izleyicilerle paylaşalım. 12.8 milyar dolar gibi bir rakam var. Otomotiv sektöründeki tarihi ithalat rekoru niye verilmiyor? Anladım. Yani çünkü orada iki türlü ithalat yapıyoruz. Bir, ihraç ettiklerimizin içindeki korunacak, monte edilecek malları ithal ediyoruz. İki, o mallarla doğrudan doğruya yabancı otomotiv sektöründe otomobil ithal edip Türkiye'de satıyoruz. Yani
Türkiye'de tabii ki küresel düzende yabancı malları kullanacağız, kaliteliyse kullanacağız, iyiyse kullanacağız. Ama uygulanan ekonomi politikası, ekonomi politikayı uygulayanlar döngünün diğer katmanları olan etkisini hesap edip ölçmüyorlar. Ölçmedikleri için 1,5-2 milyar dolar civarında aldıkları cari açığı bugün 20 küsur milyar dolara. 22 milyar dolar şu an cari açık var. Yani 25. Dış ticaret açığı resmi 45 milyar dolar. Ben iddia ediyorum bu rakam en az 55 milyar dolardır. Sizin aradaki 10 milyar daha yüklediğiniz fark nereden çıkıyor olabilir? İşlemeyen hesabı. Fiktif ithalat. Hesaplara girmeyen fiktif ihracat, hesaplara sokulmayan ithalat. İthalat diyorsunuz. Tabii ben bunu iddia ediyorum. Ve zaten bakın ithalat ihracat rakamlarını böyle 31 Aralık'ın ertesi günü açıklıyorsanız Aralık'ın ihracatını nasıl dikkate almışsın? Kağıt üzerinde ihracat mı var? Yani burada bir izan olması lazım insanlarda ve artık şova yönelik devlet yönetiminden vazgeçmek gerekir. Anladım. Bu arada az önce verdiğiniz örneği bir yarım dakika çok kısa açıklayayım. Ben de hakikaten köprü üzerine karşıda oturduğum bir dönem o bahsettiğiniz mecburen süsü zincire yollarda aldım. Ve sürekli bir takır takır ses geliyor. Ben davlumbaza zincirin herhalde çarptığını düşünüyorum. Eğer zincir kopmuş sürekli arabanın yan tarafına çarpıyor ve ben çok ciddi böyle birkaç milyar para ödedim. Niçin? Arabanın tekrar boyasını kaportasını yaptırmak için. Ucuzetin yahnisi. Yani dediğinizi ben şahsi yaşadım, destekliyorum. Başka tehlikesi de oluyor. Bu arada lastiği de patlatıyor. Bu sefer o karda lastik değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Evet, bir de sağlığınızdan oluyorsunuz. Maliyetler gitgide artıyor. Bir başka not. 2005 büyüme oranı %5.3. Yine eski bir ekonomiden sorumlu devlet bakanı olarak bu rakam size nasıl geliyor? Bir makyaj var mıdır? Doğru mudur? Bir kere %5.3'ün doğru olup olmadığını yakın günlerde OECD'nin değerlendirmesinde göreceğiz. OECD diyorsunuz, altını çizelim. Altını çiziyorum. Çünkü evet. OECD ve benzeri uluslararası kuruluşlar maalesef Türkiye'nin yayınladığı istatistiklere artık güvenmiyorlar. Sebep? Sebep abartma olduğunu söylüyorlar. Makyaj yani. Makyaj. %9 söyledikleri dönemde, bundan evvelki yıllar için. 5.5 demiş OECD. OECD hayır, sizin gerçek büyümeniz 5.5'tır diye koydu. Evet. Şimdi biz yine her şeye rağmen bu 5.3 doğru olduğunu varsayalım, kabul edelim. Bu 5.3'ün doğru kabul edersek yüzde kaçı Türkiye'de yaratılan katma değerden, yani Türkiye'de istihdam yaratan, Türkiye'de işçi çalışmasına imkan veren. Doğrudan yatırımdan bahsediyorsunuz. Tabii evet. Yani katma değer yaratan. Mevcut kapasitenin kullanılmasından dayanayım. Yani kapasiteler gerçekten kullansın, katma değer yaratalım. Ama hangi katma değeri yaratacağız? Biz şu anda kendi tarım ürünlerimizi ciddi bir şekilde ihraç edemez ülke haline geldik ki bu hem ihracatın rakamlarının yanlış olduğunu hem büyümenin gerçek, reel büyüme olmadığını biraz evvel sizin verdiğiniz istatistikler ortaya koydu. Madencilikte 1,5. Tarımda 9. Peki bunlar bizim tabii kaynaklarımızla üretebildiğimiz varlıklar. Eğer bizim üretimimiz ve ihracatımız bu kadarsa, sanayi üretiminin içindeki bir de ithal malı ne kadar? Payı var, evet. Tabii yani şimdi biz ihraç ettik dediğimiz malların önemli bir kısmını bizim Türkiye'de üretilen mallar değil, dışarıdan alınıp aramalı alıyoruz. Çok az bir işçilikle, katma değeri çok cüzi bir rakamla yurt dışına ihraç ediyoruz ve ihracat yaptık diyoruz. Eğer gerçekten ihracat yapmışsak, o zaman banka kredilerinin açıklanması gerekir. İhracatın finansmanında ne kadar kredi kullanmışız. Tabii. Yani şu anda Türkiye'de gerçek ithalat ve ihracat rakamlarını bize en iyi verecek ölçü, Bankalar Birliği'ndeki ithalata dayalı açılmış olan aval mektupları, verilmiş krediler, akreditifler, buna karşılık ihracatla ilgili girdilerdir. Yani ben şimdi düşünüyorum, banka daha 31 bilançolarını bağlamadan, banka birliğine bildirmeden fiili ihracat rakamlarını söylemesi mümkün değil. Yani 11 aylık verip 12 aya belki teşmil edebilirsiniz. Yani çok değerli dostum Oğuz Satıcı bu işi överken satır arasında çok akıllı, Türkiye'nin işlediği akıllı insanlardan birisidir. Tırnak arasında bir şey soktu. Gelecek yıl bu hedefi tutturabilir miyiz dedi. Bilemiyorum dedi. Yani bu önemli bir şey. Yani
bu hedefi nasıl tuttuğunun şaşkınlığını yaşar gibidir. Evet. Başkanlığına şaşkınlık yaratan bir ihracat düzeni, evet, gerçek ihracat olmaz. Şu anda bu kadar ihracatı kimle nasıl gerçekleştirmişiz? Ekonominin %99,5'unu oluşturan KOBİ'lerin ihracat oranı %8. KOBİ'lerin toplamda kullandıkları kredi oranı %8. Hı hı. Esas bunlar, eğer bir ihracat varsa bu KOBİ'ler, aynı zamanda ihracat yapan diğer kuruluşlara da mal satmaları gerekir. Malı satabilmek için en azından factoring ya da başka araçlar yoluyla kullanabilecekleri kredi miktarlarının %8'de değil, hı hı, daha yukarılarda olması gerekir. Halk Bankası'nın ve benzeri Kalkınma Bankası gibi KOBİ'lere kaynak sağlayan kuruluşlar, başka kuruluşlara dikkate aldığınız zaman nakitte toplam kredide aktarılan miktar %17. Hemen bir parantez, ama KOBİ'lerin yapısına baktığınızda daha iyi tanıyorsunuz. Kaynaklarını kendi içeriden kullanmak ya da kredi almamak, borca girmemek gibi yapısal bir durumları da var. Yani ekonominin biraz dışında, hayır, kendi işlerinde. Hayır, alamıyor. Alabilseler alacaklar. Niye almasınlar ki? Onların başındakiler iş adamı. O iş adamı kendi sermayesinin üretim gücünü, katma değer gücünü artırabilmek için ucuz ve kendisine belli imkanlar tanıyan parayı bulduğu zaman kendi parasıyla birlikte koyar, hı hı, birlikte yapar. Bir, onun malına talep yok. Hı hı. Şimdi ben bir ayrıntı daha hatırlatacağım. Geçtiğimiz gün Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Nurhan'ın bir açıklama yaptı. Hı hı. Dedi ki bu yıl bizim pazarımızda %30 daralma yaşandı. Hı hı. Şimdi bu daralma ihracattaysa bu ihracat nasıl arttı? Bu daralma iç pazardaysa, değil mi? İç, evet, pazardaysa o zaman Türkiye'nin büyümesi nasıl sağlandı? Yani sonuçta pazarda bir %30 daralma söz konusu. Çünkü hükümetin uyguladığı ekonomi politikaları da satın alma gücüne sahip olan insanlara satın almaları için gerekli fonları aktarmıyor. Hı hı. Son, eğer soracak olursanız, açarsak, yalnız emeklilere bu ay almaları gereken vergi iadesinden her bir emekliden 15 ile 20 lira, yani eski parayla 15 milyon ile 20 milyon kesinti yaptı Sayın Başbakan yılbaşı müjdesi. Ve ben anlamıyorum. Allah razı olsun diyorlar ona. Tabii Allah razı olsun. Bize bunları söyleme imkanı veriyor. Evet. Çünkü o yaptığı %4 vereceğim emekliye dediği rakam, zaten emekli %5 avans alıyordu. Hı hı. Fiş toplama zahmetinden kurtulsun. Ne yani? Emekli bir yerden gidip çöplükten mi fiş topluyordu? Hı. Aldığı paranın satın alma yaparken fiş isteniyordu. Çünkü bu bir nevi vergiydi. Kolaylaştıran, yani yakışını sağlayan bir şey. Bu vergi denetimi yönetiminde çapraz denetimdir. Yarın öbür gün çıkacaklar, IMF istiyor. Burada açıklıyorum. Ben ayrılmadan önce IMF'le yaptığım ve sonradan Sayın Babacan'dan tarafından tamamlanan ve elimde olan gözden geçirme zaptında IMF asla çalışanların ve emeklilerin vergi iadesinin kaldırılmasından yana olmadığını kabul etmiştir. Ya böyle bunu bir şey IMF istiyor diye hayır değil. Efendim, evet. IMF'in istediği hayali ihracat için edilen vergi iadelerinin kaldırılmasıdır. Kontrol altına alınmasıdır. Evet. Asla ne işçiden, ne memurdan, ne emekliden istememe taahhüdü vardır. Şimdi, hmm, bu taahhüdü yerine getirmediği takdirde her ekonomi bakanı IMF'in aynı zamanda Güvenirler Kurulu'nun üyesidir. Ben de geçmişte yaptığıma göre. Siz de üyesiniz. Geçer sorarım, yani siz bu taahhüt ettiğiniz ve hiç değişmemesi gereken temel kuralı niye değiştirdiniz Türkiye için? Hı hı. Yani böyle bazı şeylerin arkasına sığınmamak lazım. Şimdi bu konuda bu konuşmamı beğenmeyen iş adamları çıkacaktır. Hı hı. Ben onlara söylüyorum. Aslında bu konuşma sizin lehinize olan konuşmadır. Niye? Çünkü bu parayı emekli ya da çalışanlar aldıkları zaman sizin malınızı satın alma olanakları, yani talep yaratma olanakları artacak. Hı hı. Yani ek bir kaynak olacak veya gelirsine gelen para. Tabii, yani buna herkes ekonomiye baktı. Dönecek sonuçta. Şimdi Türkiye'de 6 milyon emekli var. Hı hı. Her emekli ayda 20 milyon artık vergi adesine karşı eksik para alacak. Avans alıyordu. 6 milyon yapar. Çarpın 6 milyon. O kadar para her ay, ya da bazıları 3 ayda bir alıyorlar. Ayrıcalık olarak ekonomiye girme olanağı kalktı. Bu para zaten nereye gidecek? Tasarruf mu ediyor Türkiye? Hayır, tasarruf etmiyor. Borca verecek Türkiye, ya da faiz verecek. Çok bilinçsiz bir borçlanma politikası nedeniyle, hı hı, borca gidiyor. Bugün Hürriyet'in iş sayfasında zannedersem bir başka önemli haber var. Dünya
sıraya girmiş 30 yıllık devlet tahvilimizi satın almak için. Borsa 40.000 bina dayanmış. Evet. Bu borsa 40.000 bina dayanırken soru sormak lazım. Bir, borsaya yeni şirket mi girdi? Halka arz mı var? Ya da borsadaki şirketler yeni yatırım mı yaptı? Yaptı. Buna karşılık aynı gazetelerin yan sayfasında sütunda değeri artmayan bütün Türkiye'de kelli felli bildiğimiz şirketler değerli hisse senedinin değeri artmamış. Peki Allah aşkına bu para nerede artmış? Bu para devlet artık borç para peşinde koşmuyor. Bu şekilde sıcak para olarak gelen para yoluyla, yani borsadaki şirketlerin aldığı parayla kendi ekonomisini finanse ediyor ve bu parayı da verimli yerlere harcamıyor. Bakın bu hükümet şu anda son 50 yıl içinde en çok yolsuzluğa bulanmış hükümet olarak hesap verecektir. En çok yolsuzluğa bulanmış hükümet olarak. Nereden çıkartıyorum? Bütün karayollarındaki duble yollar bugüne kadar değil duble, 3 kez 4 kez yapıldı. Yani Türkiye'de bizim genel başkanımız Sayın Zeki Sezer'in bir lafı var. Bu duble kazık oldu diyor. Hakikaten duble kazık. Ama kime duble kazık? Bizim vergi gelirlerimizi tükettiği gibi borçlarımızı artıran duble kazık. Bu ve buna benzer birçok olgu var. Bakın Galata Port. Birazdan ne konuşacağız. Ne kadar çelişki. Hemen bir şey sorabilir miyim? Bu noktada bugün yine forumda az önce paylaştım. Arjantin'den Türkiye'ye ders diyor sevgili izleyiciler. Bir kez daha aktaralım. Tüm borcunu ödedi. 1 milyar dolar kazandı. Brezilya ve Türkiye'den sonra IMF'e en borçlu 3. ülke konumundaki Arjantin. IMF'e olan 9.8 milyar dolarlık borcunu tümünü ödedi. Arjantin erken dönemiyle 1 milyar dolarlık faiz tasarrufu sağlayacak diyor. Dış ticaret açığı gitgide büyüyor baktığınızda. Evet ithalat, ihracat artıyor ama ithalat da artıyor ve yılda itibariyle baktığınızda dış ticaret açığında da geometrik ortalamayla geometrik bir şekilde artış var. Nedir bunun sonu? Bir takım kriz lafları da ediliyor zaman zaman. Bir çok kısa son makro tarafı bitirmiş olalım. Tabii. Ne diyeceksiniz? Şimdi önce bu forum gazetesini bugün sizin programınız sayesinde gördüm. Evet. Hazırlayanları da Gökhan Bey epeydir izleyemiyorduk. Kutluyorum. Evet. Gerçekten bu haberi başka boyutuyla dikkat çekmiş. Diğer gazetelerde de yer alıyor ama kendi ekonomi ve diplomatik yönüyle ağırlıklı olarak almış. Şimdi bir kere ülkelerin IMF'e borcu nakit değildir. Hı hı. IMF'e borçları ödeyebilme kabiliyetlerini dış ödemelerde sağlayabilmek için SDR cinsindendir. Yani özel çekim hakkıdır. Hı hı. Fakat bizim Türkiye'de krizden sonra sürekli Türkiye'ye nakit para lazım dendi. 10 milyar dolar nakit para geldi. Sayın Derviş'in gelişinden sonra. Bana sorarsanız Türkiye'ye o nakit paranın gelmesine gerek yoktu. Hani şu anda da aldık, devam ediyor sıcak ya. Sıcak para diye adlandırılan rakamlar. Hayır, hayır, sıcak para değil. IMF'in verdiği uzun vadeli. Pardon, uzun vadeli para. Neden gerek yok? Şimdi Türkiye krizi Mart ayında yaşadı. Hı hı. Mart ayından sonra Türkiye'ye IMF'den para Eylül ayından sonra geldi. Hı hı. Ama bu arada ekonomi yavaş yavaş düzelmeye başlamıştı. Çünkü yaratılan krizler global olmanın ötesinde. Yaratılan kriz dediniz. Tabii kriz yaratılır. Kriz olmaz. Eğer insanlar hükmedebiliyorsa önündeki masaya, o masaya dışarıdan müdahale olmaz. Ama masaya hükmetmiyorsa, hükmedemiyorsa birileri masasından alır evrakları götürür. Benim sekreterim masamı düzelttiği zaman her yer karışık, neyin nerede olduğunu bulamıyorum. Hı hı. Ama karışık masayı daha iyi hükmedebiliyorsun. O zaman da kriz yaratıldı Türkiye'de. Kriz ben geliyorum dedi. Kasım ayında verdi sinyali. Kasım ayında Sayın Ecevit bizim partide hemen bir heyet kurdu. İşte beraber Sayın Tayyip Gülek vardı. Şimdi Sayın Necdet Tekin vardı. Eski Bakan Sayın Ulubay vardı. Bir iki arkadaş daha vardı birlikte. Biz o zaman rapor verdik. Daha kriz olmadan evvel. Ve kriz süresince de ekonomiyi izledik. Yani ben devlet bakanlığına gelmeden önce Demokratik Sol Parti'de 6 kişilik heyette ki üçümüz sonraki ayrılmadan sonra da hükümette bakan olarak görev aldık. Biz izliyorduk. Plan bütçede itiraz ediyorduk. Bu krizin doğmasında en önemli neden o tarihte doların bastırılmasıydı. Ve bastırıldığı miktar da 150-200 liraydı. Hı hı. Yani böyle çok büyük değildi. Büyük değil, evet. Değildi. Ama sonra ne olduysa 1.600'e kadar çekildi dolar. Hı hı. Ve Türkiye bir sıkıntıya, yani siyaseti etkileyecek bir sıkıntıya sokuldu. Bu sıkıntıda, bu süreç içinde birinci IMF'e verilen, esas Sayın Ulubay'ın hazırlayıp Recep Önal'ın imzaladığı IMF mektubunda Gazi Erçel'le birlikte, Sayın Gazi Erçel'le birlikte
Türkiye'nin daha lehine bir mektuptu. İkinci mektup aslında dış güçlerin baskısıyla mesela bugüne kadar çözülmeyen elektrik ihalelerinin yeniden yapılması olgusunu devre dışı çıkarttı. Yani bana göre akademisyenler, ekonomistler artık zamanı geldi. Bu iki mektubu alıp ne geldiğine gittiğinin incelemesi, araştırmasını yaptılar. Ben biraz bu konularda taraf olduğum için akademik kimliğimle bazen uzanıyor elim, sonra vazgeçiyorum. Çünkü akademik olarak tarafsız olamayacağımı düşünüyorum. Ama birçok arkadaşıma söylüyorum, alın bu mektupları mukayese edin. Evet. Bugün bakın o mektupların izi hale devam ediyor. Bugünlerde televizyonlara en çok verilen haberler nedir? Kaçak elektrik. Ya size ne kaçak elektrikten? Siz özelleştiriyorsunuz ya. Evet. Özelleştirdiğiniz kişiler kaçak elektrik. Hayır. Çünkü iletim sistemi devlette kalacağı için devlet kuruluşunda sonuçta kaçakın faturası yine devlete çıkacak. Çünkü diğerleri sisteme elektriği verecekler. Ve bu şekilde bir dağılım olacak. Bakan olduğum gün bir konuyu söylemek istiyorum ve burada da Sayın Turgay Ciner'in son günlerde yaptığı bir açıklama için herkesin de açıklamasında tabii. Hayır, sabah grubu için değil. Enerjiyle ilgili. Yaptığı açıklamayı herkes okusun. Şimdi bakan ben olduğum gün briefing aldım. Bütün ekonomideki insanları barıştırdım. Benim en önemli özelliğim o gün bakanlıkta şu olarak ortaya kondu. Kimseyle kavga etmeden barışık bir şekilde sorunları saptayıp nasıl gücümüzü birleştirebiliriz? Ve ortaya çıktı ki bizim bir tane ihale Koç grubundaydı. Bir tane ihale Sayın Turgay Ciner'deydi. Kömüre dayalı ihale vermişiz. Fakat yol verilmiyor. Garanti verilmiyor. Sayın Turgay Ciner geldi dedi ki ben garanti istemiyorum. İhaledeki hazinenin garanti verme şartından vazgeçtim. Bu çıkmadı. Biliyor musunuz? Çıkartamadım. Söylüyorum. Gücüm yetmedi. Belki 3 ay olduğu için oyalandım. Üstelik o kadar da fazlaca bakanın yetkisi sizde toplanmış. Enteresan. Hayır. Diğer bakanlıklarla birlikte planlama kurulundan geçmesi gerekiyor. Bazı şeylerin ve bazı olguların onaylanması gerekiyor. Gücüm yetmedi. Neden yetmediğini söyleyeceğim. Bugün gazetelerdeki haberleri okuyanlar lütfen Ağustos-Eylül ayındaki gazetelerdeki Dünya Bankası raporunu da alıp okusunlar. Gücüm yetmeyince İkinci bir şey daha çıktı. Çoruh Nehri üzerinde iki tane baraj var. Ve bu Çoruh Nehri'deki baraj, diğer barajlar yapılmış. Ana baraj yapılmazsa o diğer barajlar işe yaramıyor. Ve eğer bu baraj bitirilmezse yani bir gün Ermenistan'la dış ilişkilerimizden dolayı orası ulusal su haline gelecek. Ulusal sulara girecek. Uluslararası sulara girecek, affedersiniz. Ben dedim çıkar para toplarız bu işi. Çünkü yurt dışı kaynağa ihtiyaç yok. Her şey Türkiye'deki kaynaklarla, inşaatlarla yapılacak. Öne set çekildi. Kredi verecek şirketler Türkiye'yi nasıl aldatıyor? Fransız şirketi almış. Fransız şirketi Ulusal Barajı'nda da öyle. Anlaşma ülkeler arası o ülkeyle, fakat İngiliz şirketine devretmiş. İngiliz şirketi de Fransa'dan kredi bulamıyor. Onun için bu işler tıkanıyor. Yani Ulusu'daki olgular, Çoruh'taki bu yapılacak olan barajlar bu şekilde alıyor. Ben bunları yapalım dediğim gün, o gün gazetelerde manşet, iki gün sonra. Nasılsız da haber bilmiyorum. Dünya Bankası'nın raporu, Türkiye'nin 10 yıl elektrik fazlası var. Elektriğe ihtiyacı yok. Sanki böyle bir şey de yok. Hayır, elektriğe ihtiyacı yok. Ya ben diyorum ki bakın, iki tane muteber grup var. Birisi Turgay Ciner grubu. O zaman Sabah gazetesinde yeni almış, yani o kadar böyle hani tanımış. Gazetecilik yönü değil. Ama adam yani riske girmiş. Ve gelmiş diyor ki ben bu işi yapacağım. Sözleşmemdeki garantiden vazgeçiyorum. Yani bana hazine garanti vermez. Vermezsin. Büyük bir avantaj. Kredi falan istemiyorum. Garanti istemiyorum. Yeter ki onaylayın ben yürüyeyim. Hayır dendi. İkincisi Koç'tu. Beni Sayın Mustafa Koç aradı. Kısmet olmadı ya da Ömer Koç zannedersem. Görüşemedik o konuyu. Diğer baraj hiçbir şey istenmiyor. Yol verilmesi isteniyor. Krediyi yurt dışından bulabiliyoruz. Türk lirası cinsinde, yani koskoca barajda yabancı ülkelerden getirilmesi, ithal edilmesi gereken dış ödeme gerektiren %2-%3 oranında. Ve o barajı da ben sonra sahibi geldi. Karşıma çıktı ki Doğuş grubuymuş müteahhit. Yaptırtamıyoruz. Yani Türkiye'de elektrik üzerinde oyun oynanıyordu. Elektrikle ilgili ben biraz da enerji komisyon başkanıydım. Bu elektrik yasasının çıkartılmasında alt komisyon başkanlığı yaptım.
kimlerin gelip kimlerin gittiğini gördüm. Şimdiki iktidarın daha önceki çizgide olan hükümetleri zamanında da dahil olmak üzere 188 kişiye Türkiye'nin elektrik piyasasını peşkeş çekmişlerdi. Biz onları durdurduk. Şimdi o peşkeş çekme başka adı altına çıkıyor. Nasıl peşkeş çekilmiş? İhale edilmiş. Denmiş ki satın alma garantisi veriyoruz. Hı hı. Tıpkı şimdi bu bize onun için fiyatı pahalı geliyor şeyin. Gazprom'un doğalgaz. İki, kredi garantisi vereceğiz. Evet. Yani ödemezse hazine ödemeyi karşılayacak. Üç, satın alma garantisi veriyoruz. O tarihteki doğalgaz fiyatı neyse bu enerji santralini kuracaklar. Hı hı. Eğer doğalgaz fiyatına şimdi artış olursa aradaki farkı hükümet karşılayacak. Anladım. Şimdi bu noktada Türkiye'de, bakın ben çok da mutlu oldum. Sayın Ciner'in iş adamı olarak bu açıklamayı yapması birçok kesime dışa karşı risk almaktır. Hı hı. Bunu herkes söylemek lazım. Bu konuda Hürriyet'in üzerine saldırılması, Hürriyet'in artık Türkiye'nin fotoğrafını yavaş yavaş halka tanıtmasının noktasına geldiğinde üstüne susturmak noktada belli bir ölçüde itelemektir. Bunlara toplumumuzun sahip çıkması lazım. Anladım. Yani elektrikle ilgili maliyet arttığı zaman biz nasıl ihracat yapacağız? Dışarıdaki insan elektriğin parasını artıracak. Anladım. Bu arada bütün bu konuşma şuradan çıktı ki yolsuzlukların en çok arttığı dönem olarak nitelediğiniz. Evet, bu dönem. Anladım. Son 5 dakika kısa kısa not alabilirsen. Son gümrükte olanlar. Anladım. Kapı kuruyor kısmı var. Hemen bir sorum daha bununla beraber. Babacan'ın bir açıklaması var. 3 yılda petrol fiyatı 2,5 kat arttı. Bu da Türkiye ekonomisine çok ciddi maliyettir. Dolayısıyla bu 2,5 kat artış olmasaydı, 3 yılda belki rakamları 3 aşağı 5 yukarı standart gitseydi, enflasyonda daha başarılı olurdu, kişi başına milli gelir yükselirdi diyor. Çok kısa olabilir miyim? Ne kadar katılıyorsunuz? Çok, çok değerli Sayın Babacan'a bir tek bir söz söyleyeceğim. Keşke doları bastırmasaydınız da artan bu petrol fiyatına karşılık fazla petrol ithal etmekten vazgeçseydik. Evet. Söyleyeceğim şeyin manası çoktur. Anladım. Belki Sayın Babacan bir gün bu işi tartışmak ister ya da bir platformda karşı karşıya geliriz. Bir televizyon programında ben ona davetiye gönderdim. Evet. Bir gün dedi ki ya muhalefet yok ona hodri meydan dedim. Şimdi de diyorum gelsin bunları konuşalım. Konuşalım peki. Şimdi bir başka konu demek ki bunda bir etki yok diyorsunuz. Onun dışında 1.300.000-1.350.000 civarında tutulan bir dolar fiyatı var. Dolarda artış yok. İhracatçılar da uzun zamandan beri her ne kadar ihracat patladı deniyorsa rakamlar arttıysa da bir lafları var. O da şu siz dolara bastırıyorsunuz ve bizim ihracat gelirimizde Türkiye'nin de bizim de ihracatçı olarak gelirimiz azalıyor. Katılıyor musunuz? Ve bir şey daha soracağım. Evet, ihracatçı basılmasına rağmen nasıl oluyor da ihracatı ciddi bir efendim ihracatı yapanlar kendi ithal ettikleri mallarla yani uluslararası kuruluşlar arasıyla yani bizim Türkiye'de yaratılan katma değeri ihraç etmiyoruz. Hı-hı. İthalat ve ihracat dengesi bu. Şimdi bir kere son 3 yıl Türkiye'de ihracatçıya zulüm yaşatılmıştır. İhracatçılar bu kadar zulüm yaşamadılar. O ihracatçıların zulüm yaşaması demek doların basılmasından dolayı tabii, bahsediyorsunuz. Bakın şu anda döviz 2 milyonun üstünde. Reel olsa böyle mi? Reel öyle. Yani bunu hesaplayanlar otursunlar baksınlar. 2 milyonun üstünde. Hı-hı. Enflasyon artışıyla yurt dışındaki ülkelerdeki enflasyonla bizimkini kıyasladığınızda çıkıyor rakam ortaya. Şimdi nasıl bastırılıyor? 3 şekilde bastırılıyor. 1. Merkez Bankası enflasyonu hedeflendiği için dolar birdenbire düşerken çok az alımlar yaptı. 20 milyon dolar, 15 milyon hatırlarsanız. Hı-hı. Hayır. Toplu bir kere de alım yapacaktı. 3,5 milyar dolar. Spekülatif şeyi kesecekti. Dolar ki, tabii. İki, hazine ihtiyacından fazla borçlanıyor. Borçlanmak zorunda. Çünkü piyasadaki Türk lirasını sıcak parayla gelen parayı almazsa, buna eski tabirle mas etmezse, emmezse, o zaman hemen kur yükselecek. Hı-hı. Oradan çekiyor. Dolayısıyla 3 spekülatörler. Hı-hı. Yani doları Türkiye'ye getirenler şu anda yüksek faiz alıp reel olarak %30 şimdi bunu eğer kendileri kontrol etmeden dolar yükselirse karları içeride kalacak. Ben bir başka şey daha söyleyeyim. Şu anda bankaların dolara verdikleri faiz %3-3,5 arası. Yalnız dünya piyasalarında Libor 5. Şimdi Libor'un altında bir parayla siz alıyorsunuz. Borçlanırsa ise Libor artı 1-1,5-2 yani sizin ratinginize göre değerlendirme kuruluşunun verdiği rakama göre alıyorsunuz. Bütün bunlar gösteriyor ki dolar
enflasyonu kısmak amacıyla yapılır. Ama bizi dinleyen vatandaş buzdolabı alırken onun için enflasyonun düşmüş olmalı yok. O aldığı buzdolabıyla kendi satın alma gücünü mukayese ediyor. Şimdi asgari ücret 380 lira. 16 yaş üstü. Siz böyle büyük evet. reklam verilen televizyon plazmayı almaya gitseniz en ucuzu 3,5 milyardan başlıyor. Şimdi bu neresi bir enflasyon? Çünkü siz enflasyonu düşürdüm derken satın alma gücünü insanların gelirlerini bastırıyorsunuz. Gelirlerini bastırdığınız zaman bu sefer talebi kısıyorsunuz. Yani bu örümcek ağı gibi, iktisattaki Cobweb teorisi gibi teorisi devreye giriyor. Kendi kendini birbirine kilitliyor. Halbuki 1929 krizinden Ford nasıl çıktı? İşçisinin ücretini kısmadı. Onlara vadeli otomobil sattı. Onların bir satıcı gibi otomobilleri ikinci elde satmasını sağladı. Kendi fabrikasını ayakta tuttu. Ki Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir firmanın girmesinin söz konusu olmadığı dönemde. Şimdi bizim ülkemizde KOBİ'lerin bunu yapma şansı yok. Hayat hakkı tanımıyor devlet onlara. Yani şimdi Türkiye'de bugünlerde esnaf sanatkarların seçimi var. Siyasetin bu kadar karıştığı, AKP'nin hükümran olduğu, mevcut konfederasyon başkanını değiştirebilmek için özel kanun çıkardığı başka devlet yok. Evet. Futbol federasyonu başkanı için özel kanun çıkarılır mı? Hemen çok sorum var ama çok kısa not alabilir miyim? Bu dönemde sizin mesai arkadaşlarınız, yani tam kriz çıktığı zamanda Gazze Erçel için malum bir kötüye kullanım ya da önceden haber aldığı için, hani insider trading gibi borsa diye düşünürseniz, bir para kazanmasından bahsediyor. Bu hükümetle ilgili olumsuz yargılarınız oldu. Canlı yayında konuşuyoruz. Gazi Erçel konusunda söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şimdi Gazi Erçel'in ki şanssızlık. Açılan bir dava var ve kaybettiği tabii, bir dava tabii. var. Şanssızlık yargıda tabii kaybeder. Şanssızlığı şu, böyle Merkez Bankası Başkanı tasarrufların yönetimini kendi özel kalemine ya da sekreterine bırakmaması gerekir. Bunu genellikle devlet yönetiminde olan ya da bazı şirketlerde olanlar İşte artık harcamalarını, masraflarını, kredi kartlarını sekreterlerine, yardımcılarına yapmayı sanki o pozisyonun gereği gibi görüyorlar. Kraldan kralcı aslında, mı oldu birisi? Aslında ben tavsiye etmem. Ben bakan oldum. Kredi kartımı kuyruğa girip ben kendim yatırdım. Hatta İnternetten yatırmadınız. Hayır. Hatta bir kuyrukta gelip birisi sayın bakanım niye kuyruktasınız dediler. Olsun dedim. Buradaki insanlarla sohbet ediyordum. Yani burada Sayın Erçel çok değerli bir insan. İki şeyin bedelini ödüyor. Birincisi IMF'e çok katı uygulayıcısı oldu o zaman. Çünkü ona bizim raporumuz üzerine Sayın Ecevit'le Sayın Bahçeli'nin olduğu toplantıda dediler ki dalgalı kurun ikinci çıpasına geçin. Haziran çıpasına. Daha geniş diyor. O zaman bu sıkıntı krizi yaşamazdık. Döndüler de ki IMF izin vermiyor. İki gün sonra kriz çıktı. Aynı IMF'in o zaman Stanley Fisher Türkiye'deydi. Geldiler, çözüm dalgalı kura hemen geçmektir dedi. Zaten hem Sayın Ecevit'in hem Sayın Bahçeli'nin siz demediniz mi ki geçmememiz gerekir? Şimdi ne diyorsunuz sorusu üzerinde dönemin Merkez Bankası ile Hazine Müsteşarı istifa etmişlerdir. Onlar da edince Merkez Bankası Başkanlığı'na Sayın Kemal Derviş çağrılmıştır. Ama uçaktayken maalesef medya yoluyla Türkiye'nin bakanı olduğu siyasete de karıştırıldı. Evet. Yani bunlar bir gün belki konuşulması gerekir, yazılıp çizilmesi gereken şeyler. Uyanınızdan şu çıkıyor. Yani bu krizle ilgili ya da bu hükümet değişikliğiyle ilgili IMF'in parmağı var. Hatta parmağı değil, eli kolu var anlamına mı geliyor söylediğiniz? IMF'i değil. IMF'i de kullanabilen insanların. Çünkü IMF sonuçta Kutlar Vadisi gibi olduğu için. Cansız bir organizasyon. Anladım. Yani o organizasyona hayat veren insanlar zaten bir şey var. Yani bunun içinde İsrail'e tamir ettirilecek tank ihalesi vardır. 1 milyar 100 milyondu. Sonra dönüldü bakıldı 10 tank var. Sayın Kıvrıkoğlu ihale iptal etti. Zaten Sayın Derviş geldikten sonra ha bugün ha yarın gelinecek denen 10 milyar doların ilk taksidi Sharon Türkiye'ye gelip o tank ihalesi revize edilene kadar açıldı, sonra açıldı diyorsunuz. Ondan geldi çünkü o tarihte de Fisher emekli olacaktı. Anladım. O da acele ediyordu çünkü misyonu öyleydi. Yani bazı şeyler akademikle gerçek hayat birbiriyle benzemiyor, örtüşmediği ya da farklı anlatıldığı yerler var ama bir realite var. O da şu, artık rakamları, bilgileri belki de internet sayesinde kimse
kaçıramıyor. Kaçıramayacak. Erişim anladım. Sağlandığı sürece her şey ortaya çıkacak sanıyorum. Programımız sona erdi. Arkadaşlarından izin isteyip bir dakika içinde yanıt verirseniz çok sevinirim. İşin siyaset tarafını konuşalım. İşte Cumhurbaşkanlığı seçimi deniyor, yeni seçim deniyor. Sonuçta siz de bir partide üyesiniz, genel başkan yardımcısınız aynı zamanda. Çok kısa olarak neler var şu an baktığınızda ve bir taraftan da görüyorsunuz siyaset üsluplar falan değişmeye başladı. Konuşmalar biraz daha efevari oldu, sokakvari oldu, kahvehanevari oldu. Çok kısa ne diyeceksiniz? Bütün bu gelişmeler bir şeylerin habercisi mi? Bir erken seçim midir? Bir gerilim var. Yani sanki dün olmayan ama bir düğmeye basılmış gibi bugün olan gerilimler. Bir kere AKP homojen bir parti haline gelemediği ortaya çıktı. Özalvari bir dönem gibi mi? Yani bir geçiş bileşim dönemiydi. Anladım. Türkiye'de Irak Savaşı'na bir geçiş dönemi için çeşitli düşüncelerin ya da öne çıkmak isteyenlerin koalisyonuyla oluşturulmuş dış destekli bir başka turuncu hareketti. Zaten dikkat edin, bayrakların rengi çok değişik. Hangi bayrak onundur kimse çözemedi hala. Bizim bayrağı da kullanıyor, mavi de kullanıyorlar. Evet. Şimdi içindeki bu çelişki yavaş yavaş su üstüne çıkmaya başlayacak. Neden? İster buyur ister gelecek yıl seçim yapıldığı zaman İstanbul'un bir bölgesinden AKP 18 milletvekili çıkartılmışsa iddia ediyorum başarılı dese bile 9'dan fazla çıkaramaz. Baykal'ın da aynı iddiası var. İstanbul'da kazandılar, İstanbul'a gidecekler diyor. Vallahi İstanbul'da gidecekler. Biz Demokratik Sol Parti olarak da İstanbul üzerine önemli duruyoruz. Sayın Genel Başkanımız İstanbul'u özellikle ele alın diye talimatı da oldu. Sayın Zeki Sezer de aynı şeyi söylüyor. Sayın Baykal da yeni söylemeye başladı. O da iyi alamettir. Yani İstanbul'u fark ediyorlar. Çünkü İstanbul demek Türkiye demek. İstanbul demek Yunanistan demek. Nüfus aynı yani nüfus. Çok çok büyük. Büyüklük aynı büyüklük. Tabii. Ama bir başka şey daha söyleyeyim size. Bunların milletvekilleri 14. sıradaki, 15. 10. sıradaki milletvekili seçilemeyecek. Ve yine bir şey söylüyorum. Saadet Partisi'nin kurultayı birçok şeye çözüm getirecek. Mesela bakıyorum adaylar arasında biraz da arkadaşlarımız var. Yani eski milletvekili olmamız hesabıyla. Mesela Sayın Numan Kurtuluş. Eğer o seçilirse, yani Sayın Erbakan'ın kadrosu böyle bir tercih cezir olursa örneğin, ben hemen 30-40 kişilik bir hemen grup kurabilecek. Çünkü bu grupta AK Parti'den ayrılarak ayrılır hemen yani hemen ayrılır ve tavrını koyar. Çünkü AK Parti söylediğini gerçekleştiremedi. Turbanı çözemedi. AK Parti turbanı bir tek Türkiye'nin tanıtımından simge yapıp Türkiye'yi bir Doğu ülkesi noktasına götürmeye çalıştı. Bunlar hep yanlış işler. İnsanların hisleriyle oynamaktır. Bu siyasi olarak bu seçim neden önemli? Onu sormak istiyorum. AK Parti'nin gelmeden evvel iktidarda her cuma namazından sonraki zincirler şu anda yok. Ama o zincirlerin fotoğraflarını bulsunlar. O zincirlerin başındaki insanların önemli bir kısmı şu anda milletvekili. Evet. Yani Türkiye'de bu bir boşlukta siyasetin bir türlü oturmamasının getirdiği olgudur. Ama unutmayalım, deneyim olmadan siyaset olmaz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Programı bugün biraz daha uzattık arkadaşlarım da sabrını alarak. Çünkü bugün özel bir gün benim için de, program için de, arkadaşlarım için de sanırım. 800. konuk olarak sizi davet ettik. Ve Masum Türker, bu sizle 3. buluşmamız. Ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Bir sonraki buluşmaya kadar kolay gelsin. Yolunuz açık olsun efendim. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Hep birlikte. Size de başarılar diliyorum, arkadaşlara başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, evet efendim, 800 konuk dile kolay. Bazı konuklarla bir iki kez de buluştuk ama 800 farklı konuk stüdyoya geldi ve canlı yayın yaptık. 1000'e doğru adım adım gidiyoruz. Bu bir rekor da olsa gerek diye düşünüyorum. Ve bu rekorda tekrar dile getiriyorum yürekten. Şu ana kadar burada olmuş, aramızda olmuş arkadaşlar. Ayrılanlar var. Şu an ekranda bu yayının size geçmesine yardımcı olan arkadaşlarım var. Rejideki arkadaşlarım, kameraman arkadaşlarım var. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum sevgili seyirciler. Ve yarın 801. konuk Profesör Doktor Erol Üçdal sevgili seyirciler. Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi, aynı zamanda İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve İktisat Fakültesinden de sevgili hocamızla. Efendim, işte bir daha ekonomiyi konuşacağız. Çünkü 2005 verileri artık yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Farklı görüşlerden, farklı beyinlerden 2005'in fotoğrafını, resmini istiyoruz. Yarın buluşuncaya kadar programda katkısı olan bütün arkadaşlarım adına sevgili izleyicilere iyi bir gün diliyorum efendim. Kolay gelsin. Rastgele.